Eray, çek kameraya diyeceğim bir şey var mı oğlum? Şimdi aklıma gelmedi. Dönüşte peki söyle. Peki tamam. Burası Akçay köyünün en güzel yeri. Yazın ağaçların altında büyük gölgelikler oluşuyor. Akçay'dan ana yola çıktık. Şu anda Bilecik yolu üzerindeyiz. Bilecik'e doğru ilerlemekteyiz. Dağların arasından geçiyoruz. Saatlerimiz 13.24. Birazdan Opet'te ihtiyaç ve kahve molası veriyor olacağız. Eray Bey'den istek üzerine annesinin küçüklük anıları. Buyurun. Babamdan bu. Ben 7 yaş. Benim aklıma 7 yaş da olur ama biraz daha küçüklük gelmişti. Onu anlatayım, sonra 7 yaş. Eray, belki hatırlarsın, bu anıların çoğunu anlattım sana aslında ama yine anlatayım da belki hatırlarsan. Ράγεις για απόψε η καρδιά με το μπαγλαμαδάκι, όλα κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Öyle bir bağırdım ki Taraklı'ya gelmiş. Taraklı'ya doğru gelmiş bulunuyoruz. Sayın seyirciler. Bak konuşurken anlamadı. Geray Taraklı'ya geldi. Anlatayım. Önce bir Taraklı'ya bakalım. Sonra anlatalım mı Taraklı'ya geçmişte? Neler de bakalım Taraklı'da neler değişmiş. Kanis edo den rahuda. Kanenas den korevi. Akunem uzun uzun muhabbetler sonrasında Göynük'e çok yaklaşmış bulunuyoruz. 4 kilometrelik yolumuz kaldı. Göynük. Bak Göynük'ün şu yukarıdaki kulesine senle çıkmadık. Çıkabilir miyiz acaba oraya? Çok büyük. Çıkarız. Merdivenlerden. Bak çıkanlar var. İki kişi çıkıyor merdivenden. Çıkarız. Evet Eray, anlat şimdi. Sen daha güzel anlatıyorsun bizden. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Kameraya bakarak anlat istersen. Sonra başka yer ayrıca. Öndeki seni yutayım. Şurada şöyle bir yemekli var. Burada bir şöyle bir yemekli var. Bu ateşe. İşte öyle bir yemekli var. Bakın, yukarıda bir yemekli var. Bakın yukarıda bir su evi kule. Kule. Ne var bu? Bakın. Ne var? Ben görünüyor. Şöyle gittim. Söyle bakalım annem bakın. Yarın kızımı görmek istiyorsanız gezeyim ben. Kaçırsanız öyle gelirsiniz. Belki de ölümlüyüm. Sakat kalabilir. Sakat da olabilirsiniz. 1922 yılında. Eray, çekiyorum. Paşazade'ye geldik. Göynük Paşazade'deyiz.
Çok iyi. Kendin yiyebilirsin hatta. Evet, tamam. Eray, ne yiyeceksin? Ne yedin oğlum? Ne yedik? Ne yedin bakalım, hatırlıyor musun? Yemedim çünkü bir şey yemedi galiba. Aç bakalım. Sen yoğurt. Evet, başka. Bir tane pide. Bir tane pide yedin. Yedin mi? Yedi. Orada. He, boş pide yedim, pardon. Boş pide. Bir tane de atamadım. Barınma. Barınma. Yoğurt. Pasif. Barınma. Yoğurt. Bir de o kadar. Evet. Göğünlükte yemeğimizi yedik. Ne aldın oğlum? Ama ya. Benim bunu bu güneş vuruşuyla çekmem lazım. Ama yüzün görünmüyor. Ama artık hiç bakmamışlar, yıkılmış. Her şeyin yanında da bir tane ev olması, acaba hani onu un mu yapıyorlar? Kuş seslerini duyuyor musunuz? Duyuyoruz kuş seslerini. Bahar geliyor demek oluyor. Bahar da ayrı bir güzel. Oh, baharda herhalde böyle doğada gezmek güzel olur.